Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Size huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğim. Bazı yanlış bilinen noktaları açıklığa kavuşturacağız. Kafa karışıklıklarını ortadan kaldıracağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Sevgili arkadaşlar huzursuz bacak sendromu bir kere her şeyden evvel gündüz vakti görülmez. Gece vakti görülen bir takım şikayetlere, uyurken görülen şikayetlere bağlı olarak tanımlanmış bir sendrom. Sevgili arkadaşlar, burada bir hastanın motion detector yani harekete bağlı çalışan kamerasıyla beraber gece boyunca kaydettiği bacaktaki hareketleri görüyorsunuz. Bu hareketler bize huzursuz bacak sendromunun ne olduğu konusunda bir bilgi veriyor. Huzursuz bacak sendromu nedir denildiği zaman bir kere her şeyden evvel belirtili nelerdir onu bir görmemiz gerekiyor. Teşhisi nasıl koyacağız? Tedaviyi göreceğiz ve bazı bitkisel karışımlar faydalı olabilir. Onu da değerlendireceğiz. Bir kere her şeyden evvel söylememiz gereken önemli şey bir nörolojik hareket bozukluğu olduğudur. İstirahat halinde ayakların istemsiz periyodik hareketleridir. Bacaklarda sübjektif, tam tanımlanamayan bir takım bir rahatsızlıklar vardır. Hastalar bunu tanımlamakta güçlük çekerler. Görülme sıklığı %2 ila 15, ortalama yaklaşık toplumda %6-7 civarında görülmektedir. Ve temelde bir uyku sorunu olarak değerlendirilmektedir. Yeteri kadar dikkate alınan bir durum değildir. Genelde strese bağlanmaktadır ama gece hastanın uykusunun son derece kalitesinin düşmesine neden olan bir durumdur. Her yaş grubunu etkileyebilir, belli bir yaşta görülecek diye bir şey söz konusu değil. Fakat orta yaşlı kadınlarda daha sık görülmektedir. Ağır durumlarda haftada en az 2 kez böyle bir sendromla karşı karşıya kalınabilir. Peki bunun sonucunda ne olur? Daha önce tekrar ettiğimiz gibi bir kere yaşam kalitesinin düşmesi söz konusu. Uyku problemi söz konusu. Kesinlikle rahat edemezler, çok rahat bir uyku uyuyamazlar ve gündüzde bir konsantrasyon bozukluğuna, yorgunluğa ve depresyona neden olabilir. Ve giderek fonksiyonel bir bozukluk olabilir hastada. Ve özellikle burada eşler de bundan bir şekilde etkilenirler. Huzursuz bacak sendromunda tam olarak tanımlamayan sübjektif şikayetler olduğunu söylemiştik. Mesela bunu bir çekilme olarak genellikle insanlar tanımlarlar. İkinci olarak kramp tarafından tanımlarlar ve genellikle bir sızlama, ağrı ve bacaklarında yanma olduklarını ve gündüz vakti de bunu hissettiklerini söylemektedirler. Ve genellikle bacaklarıma dikenler batıyor tarzında bir belirti de söz konusu olabilmektedir. Bir kere istemsiz bacak hareketlerinin fark edilmesi önemli ama uykuda fark etmek oldukça güç. Uyku testleriyle ancak bunu saptayabilir. Hemen arkasından gece kalkıp bacağında bir rahatsızlık ve ağrı hissi varsa o zaman huzursuz bacak sendromu konusunda bir adım ileriye geçebiliriz. İstirahatte genellikle yatarken ya da otururken de olabilir. Bu da önemli farklardan bir tanesi. Önemli büyük bir kısmı gece meydana geldiğini söylemiştik. Örneğin gündüz çalıştığınız eve geldiniz istirahat ediyorsunuz. İstirahatte de bu ortaya çıkabilir ama genellikle gece uyurken ortaya çıkmaktadır. Temel olarak akşam ve gece olduğunu söylememiz lazım. Daha ziyade uyku sırasında ama onun haricinde de istirahat ettiğiniz zaman böyle bir durum söz konusu olabilir. Bir kere aile öyküsü oldukça yüksek bunlarda ve istemsiz hareketler %80 oranında ve uyku bozukluğu %60'tan fazla. Dolayısıyla bu aslında bir uyku sorunu olarak nitelendirilmektedir. İkincil nedenler böyle durumda bazı damar hastalıklarında özellikle arteriyel damar hastalıklarında ki bunlar da genellikle yürüme ile ilgili de sorun eşlik etmektedir. Ve bazı sinir hastalıkları da huzursuz bacak sendromuna neden olabilmektedir. İlla da bütün şeyler ne derler belirtiler gece uyku sırasında olan sıçramalar ki bu tamamıyla farklı bir durum huzursuz bacak sendromu olarak düşünülebilir ama biraz daha detaylı inceleme yapılması gerekir. Aile uykusu %50'nin üzerinde olanlarda özellikle erken yaşta başladığını söylememiz gerekir. Yavaşça ilerleyebilirler fakat bunun haricinde de söylediğimiz gibi bazı atardaman hastalıkları ve sinir hastalıklarında da görülebilir.
Bir de kansızlık, yani anemi dediğimiz tablo, özellikle demir eksikliğinde varsa o zaman söz konusu olabilir. Gebelikte görülme şansı var. Kronik böbrek hastalığında, böbrek yetmezliğinde, gene nöropati dediğimiz sinir hastalığında, şeker hastalığında ve romatoid artrit sırasında da bu tip şikayetler görülebilmektedir. Bunlar genellikle ikinci nedenler, bir kere geç başlar, öbürü halbuki nedeni bilinmeyen daha erken başlıyordu ve bunlar daha ciddi seyretmektedir. O yüzden primer olanlar genellikle hafif seyrederken başka nedenlere bağlı olan huzursuz bacak sendromu daha ağır seyretmektedir. Özellikle her hastalıkta olduğu gibi 3. kromozomda sorun olanlarda, aile öyküsü %50'den fazla olanlarda huzursuz bacak sendromu görülebilmektedir. Yani bunda da bir kromozom anomalisi bulunmuş. Eğer serumdaki demiriniz, kansız konusunda bahsetmiştik ve ferritin maddemiz ne kadar düşükse huzursuz bacak sendromu o kadar etkili olabilmektedir. Peki bu neye bağlı? Bu dopamin denilen merkezi sinir sisteminde kullanılan bir maddeye bağlı. Bu madde kendisine bağlı reseptörlere bağlanarak hücreleri harekete geçirmektedir. Huzursuz bacak sendromunda da bu dopaminin hücreler üzerinde yaptığı etkide bir sorun olduğu düşünülmektedir. Bir kere huzursuz bacak sendromu varsa, kendinizde öyle düşünüyorsanız, bazı koruyucu önlemlere dikkat etmek lazım. Kafein ve alkolden uzak durmamız gerekmekte ve özellikle sıvı konusunu tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü bazı elektrolit bozukluklarında, özellikle potasyum kaybedilen durumlarda bu spazmlar da söz konusu olabilmektedir. Toplumumuzda çok kullanılan antidepresan ilaçlar, antihistaminikler, yani alerji ilaçları, tansiyon ilacı olarak kullanılan kalsiyum kanal blokörleri, bu da huzursuz bacak sendromuna neden olabilmektedir. Peki acaba böyle bir şey söz konusu olduğu zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Bir kere geceleri daha aktif olunması gerekmekte. Yoksa öbür türlü bunu kesin olarak söylemek pek mümkün değil. Daha rahat uyku için bunu yapmamız gerekiyor. Gece daha aktif olunması gerekiyor. Akşamları zihninizi meşgul edecek bazı oyunlar oynayabilirsiniz. Bunun içerisinde kitap okuma önemlidir. Yürüyüş yapmanız önerilir. Ve şekilde görüldüğü üzere bazı germe hareketleri de faydalı olabilmektedir. Benzer şekilde masaj, bazı sıcak ve soğuk uygulama teknikleri de huzursuz bacak sendromunda uygun olabilir. Aslında bütün bunların hepsinin temelinde relaksasyon dediğimiz rahatlama yatmaktadır. Huzursuz bacak sendromu demir ve ferritin eksikliğine bağlı bir anemi, yani kansızlık durumu söz konusuysa o zaman bunun düzeltilmesi gerekir. Ve temel olarak dopamin etkisi ortaya çıkartan ilaçlar kullanılır. İşte bu ilaçlar da aslında Parkinson ilaçlarıdır. Aşağıda gördüğünüz karbidopa, levodopa sık kullanılan Parkinson ilaçlarıdır. Bununla ek olarak karbamazepin ve gabantin adlı ilaçlar, ki bu gabantin de yüksek derecede ağrı kesici olarak da kullanılabilmektedir. Bu tür ilaçlar huzursuz bacak sendromunda kullanılabilir. Avrupa Birliği'nde kabul edilmiş mirapexin diye bir ilaç var. Bu bir Parkinson ilacı. Huzursuz bacak sendromu için üretilmiş bir ilaç. Yalnız şu anda sadece Avrupa Birliği'nde var. Avrupa Birliği'nde kullanılmasının sebebi de şu. Özellikle Amerikalılar kendi ürettikleri ilaçları daha önce 3. Dünya ülkeleri ve Güney Amerika'da kullandırtırlar. Daha sonra Avrupa Birliği'nden izin alırlar. Avrupa Birliği kullanır. Ondan sonra çıkan sonuçlara göre Amerika'da kullanımına izin verirler. Bu da enteresan bir nokta. Ama Avrupa Birliği'nde şu anda kullanılıyor. Huzursuz bacak sendromunda demirden zengin besinler olan kuru üzüm, deniz ürünleri, kırmızı et, süt ürünleri, kuşkonmaz ve ek olarak büyük yeşil sebzelerine, yapraklı sebzelerden olan ıspanak ve brokoli de huzursuz bacak sendromundaki demir eksikliği için kullanılabilecek türde olan besinler. Özellikle bu konuyu araştırdığınız zaman karşınızda papatya çayı çıkıyor. Papatya çayı da huzursuz bacak sendromunda hastaların belirtilerini azalttığı söylenmekte. Gene bağına bağlı olarak papatya yağı ve popüler olan şey elma sirkesi. Hatta yemek sodası bile, ki bu elektrolitleri düzelttiği düşünülmekte. Lavanta yağı ve tuz banyosu da huzursuz bacak sendromuna yardımcı olabilir. Özellikle papatya çayı ve elma sirkesinin bunun içerisinde daha popüler olduğunu söylemem gerekir efendim.
Sevgili arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.